Evet arkadaşlar, önce tencerenin içine şöyle iri bir kemik koydum. Şöyle etli. Bakın şöyle etli. Ortası ilikli. Bakın şurası ilik. Ortası ilikli, böyle sırt kemiği. İri bir kemik koydum. İçine şöyle bir tane havucu ortadan ikiye keserek atıyorum. 3 diş sarımsağım var. Atıyorum. Bir tane orta boy soğan ikiye bölüp atıyorum. Şöyle 10-15 tane karabiber atıyorum. Bu aşamada tuz atmıyorsunuz. Tuz şimdi yok. Bunun içine şimdi suyu dolduracağız. Ağzına kadar suyu dolduracağım. Sonra kısık ateşte bunu pişirmeye başlayacağım. Ne kadar süre, ne kadar çok kaynatırsanız o kadar iyi aslında. Bunun bir sınırı yok. Hadi hemen suyu koyup kaynatmaya başlayalım. Suyumuzu koydum. Ocağın altını açtım. Su kaynamaya başladığı anda ocağın altını iyice kısacağım. Olabildiğince kısık göze alacağım. Şu an altı çok açık. Hemen kaynasın diye açtım. Ondan sonra kısacağım. Suyu da soğuk su koyuyoruz. Burası önemli. Soğuk su koyuyoruz. Kaynatmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, artık haşlama işlemimiz tamam. Şöyle kapağını açalım tenceremizin. İçinden kemiği alacağım. Kemikteki etleri ben ayırırken şu su da biraz hafif böyle soğumuş olacak. Şu an hala çok sıcak. Tamam, şunu şöyle bir kenara alalım. Şimdi şu kemik suyumuzu bir süzeceğiz. Şöyle boş bir tencere. Şimdi içinde soğan parçaları var. Şöyle havuç var. Sarımsak var. Bakın. Bakın. Tabii şu etleri alacağım ben. Tamam. Bu süzme işlemi tamamdır. Şunu şöyle kenara alalım. Bakın şimdi ocağımın altını açtım. Şöyle bir ayrı bir kaseye 2 kaşık yoğurt koydum. Aşağı yukarı bir tepelemede un koyuyorum. İçine bir tane de yumurta. Yumurtamı da bıraktım. Şimdi şunu şöyle güzelce bir karıştıralım. Şöyle bir bardak da soğuk su ilave edeceğim. Biraz daha böyle bir ayrışsın. Şöyle iyice karıştıralım. Şimdi şöyle ısınmış çorba suyundan şöyle bir kepçe alıp şöyle karıştırarak bunun içine döküyorsunuz. Yani temperliyorsunuz. Yumurtanın ve yoğurdun olduğu yer biraz sıkıntılıdır. Kesilmeyi önlemek için şöyle temperlemek, yani ısıları eşitlemek. Bunu direkt çorbanın içine dökerseniz kesilecektir çorbanız. Şöyle bir kepçe daha alsam yeterli olacak. Evet. Şimdi bunu alıyoruz ve çorbamızın içine yine karıştıra döküyoruz. Şimdi şöyle birazcık kaynatacağım ben bunu karıştırarak. Bakın şu an kesilme falan yok. Bakın zaten şu kepçenin arkasından da anlayabilirsiniz. Şöyle tadarken de göstereceğim size. Hiçbir kesilme falan olmayacak. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Evet, çorbamız artık kıvama geldi. Hafifçe böyle tıkırdattık. Şimdi şu an o kemikten ayırdığım etleri bırakıyorum. Şöyle. Şöyle biraz karıştıracağım. Buna başka hiçbir şey eklemeyeceğim ben. Sadece tuz atacağım. Tuzunu hala atmadık. Tuz dışında hiçbir şey atmayacağım. Sonra üzerine sirkeli, sarımsaklı böyle bir sos yapacağız. Limon. O da çok yakışır. Ve afiyetle pişeceğiz. Şöyle tuzumu da atayım artık. Bir kaşık tuz atmak yeterli olacaktır. Karıştırıyorum. Hafif bunu da tıkırdatacağım. Ondan sonra
Çorbamız servis hazır olacak. Çorbamız hazır. Şöyle kasemizi alabiliriz. Bakın böyle bol etli. Harika oldu. Kesinlikle yapın. Çok faydalı bir kere. Öncelikle çok faydalı zaten. Şöyle bırakayım. Sonra içine şöyle bir kaşıkla şöyle sirkeli sarımsak yaptım. Bir diş sarımsağı rendeliyorsunuz. İçine de biraz sirke yeterli. Bu çok yakışır. Ama zorunda değilsiniz tabi. Evet. Bir kaşık da bundan bıraktım. Bu çorbada limon çok güzel oluyor. Biraz da şöyle limon. Evet. Şimdi sıra geldi tadına bakmasına. Şöyle bir karıştıralım. Hatta bunun içine biraz da pul biber. Ben çok severim. Onu da ilave edeceğim. Acı severler için gerçekten güzel oluyor. Evet, şöyle bir tutam da pul biber. Şöyle tekrar karıştırayım. Bir görüntüye bakar mısınız ya? Müsaadenizle şöyle bir tadına bakacağım. Bildiğiniz kelle paça çorbasının neredeyse aynısı olmuş. Biz kemikten yaptık. İlikli bir kemikten. Çok faydalı. Kışın hastalıklara karşı birebir. Bence kesinlikle deneyin. Sevmeseniz bile çocuklarınıza yapın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.